Merhaba ben Bay Anderson. Bugün kimyadaki temel bilgileri öğrenmeye devam ediyoruz ve serimizin 45. videosu olan katalizör türlerine hoş geldiniz. 3 tür katalizör bulunur. Katalizörler üretimden arıtmaya hayatın hemen hemen her alanı için çok önemlidir. Az önce de söylediğim gibi üç farklı tür katalizörden bahsedebiliriz. Mesela asit baz katalizörlere sülfürik asidi örnek olarak verebiliriz. Yüzey katalizörleri arabanızın katalitik konvertörlerinde kullanılan katalizörlere benzer ve karbon monoksit gibi son derece zararlı bir gazı karbondioksite dönüştürürler. 3. katalizör türü olan enzimler ise insan vücudundaki tüm tepkimelerde kurulur. Kullanılır. Küçük bir özet geçelim. Katalizörleri asit-baz, yüzey ve enzimler olarak üçe ayırdık. Asit-baz katalizörleri bir reaktantın bir protonunu alarak ya da o reaktanta bir proton vererek çalışır. Bunu yaptığımızda tepkimenin hızlandığını görürüz. Yüzey katalizörleri genellikle metallerden yapılmış ve yüzey alanlarını artırdığınızda daha iyi iş görürler. Bu katalizörler bir tepkimedeki başarılı çarpışma sayısını arttırarak yeni tepkime aracıları yani tepkimede yeni adımlar üretirler. Son olarak bir de enzimler var demiştik. Enzimler biyolojik katalizörler olup yeni aracılar üretir ya da bir moleküle yüklenerek onun aktivasyon enerjisini düşürürler. Size ilk olarak bir asit-baz katalizöründen bahsedeceğim. Bu katalizörlerin reaktantların birinden bir proton aldığını ya da yine reaktantların birine bir proton verdiklerini söylemiştik. Burada bir asit-baz katalizörü tarafından kataliz edilen bir tepkime örneği var. İzobütan ve propen tepkimeye giriyor. Bunları fosil yakıtlarında bulabiliriz ama bu arıtma tepkimesinde ortaya izooktan çıkıyor. Yani bir başka hidrokarbon elde ediyoruz. Benzin alırken farklı oktanlı benzinlerin satıldığını görürüz. Esasında bu sayıların alacağımız benzindeki oktan ya da izooktan miktarını gösterdiğini biliyoruz. Oktanın yüksek olması bize daha fazla enerji vermez. Sadece içten yanmalı motordaki yanma tepkisinin daha tutarlı olmasını sağlar. Bundan dolayı düşük oktanlı benzin kullanmak bir süre sonra motordan ses gel gelmesine sebep olur. Fakat düşük oktanlı benzinlerin dizel motorlarda daha iyi çalıştığını söyleyebiliriz. Şimdi de sülfürik asidin rolünden bahsedelim. Sülfürik asit propene bir proton verir ve normal koşullarda ortaya çıkmayacak olan izooktanın ortaya çıkmasını sağlar. Sırada yüzey katalizörleri var. Az önce yüzey katalizörlerinin genellikle metallerden yapıldığından bahsetmiştik. Büyük bir metal parçasındaki atomlar elektronlarını etrafındaki yöresizleşmiş bulutta paylaşır. Metalin yüzeyine yaklaştığımızda ise çiftleşmemiş elektronlarla karşılaşırız. Bu elektronlar metalin yüzeyinde tepkiyi katalize eden aktif alanlar oluşmasına sebep olur. Evet burada hidrojen ve etileni görüyoruz. Yüzey katalizörünün yüzeyine ya da aktif alanlarına yerleşiyorlar. Buna yüzeye tutunma ya da adsorpsiyon deniliyor. Adından da anlaşılacağı gibi hidrojen ve etilin metalin içine geçmez. Sadece yüzeyine tutunarak elektron paylaşır ve yerlerini değiştirirler. Hidrojen atomları yüzey üzerinde gezinerek orijinal molekülle doğru bir çarpışma yapabilir. Aynı şey bunun içinde geçerli ve bu sayede yüzey tepkimeyi kataliz etmiş ve biz de başarılı bir şekilde etan elde etmiş oluruz. Yüzey alanını arttırarak ya da saf toz haline getirerek çarpışmaları arttırabiliriz. Bu şekilde kataliz edilen tepkimelerden biri Haber yöntemi olarak biliniyor. Fritz Haber çok ünlü bir bilim insanı ve Haber yöntemini bularak atmosferdeki azottan yani nitrojenden amonyak üretmeyi başarmıştır. Havadaki azotu alıp amonyak üretimi normalde sadece bakterilerin yapabildiği bir şey. Bakteriler havadaki azotu alıp toprağa karışmasını sağlıyor. Ancak Haver yöntemi bunu kendi kendimize yapabilmemize imkan sağladı. Hatta dünyadaki insanların üçte birinin bu yöntemle üretilmiş yiyeceklerle beslendiğini iddia edebiliriz. Yakından inceleyecek olursak değişik kaplarda değişik katalizörler olduğunu, tepkimenin adımlarını inceleyecek olursak da yüzeye tutulan gazlar ve azot olduğunu görebiliriz. Bu sayede amonyak elde ettiğimizi bir kere daha hatırlatmak istiyorum. Bu da tepkimenin enerji profili. Son olarak bir de enzim katalizörlerinden bahsedelim. Bunlar vücudumuzda bulunan biyolojik katalizörler. Örnek olarak sofra şekeri olarak da bilinen sakarozu e, parçalayan enzimi inceleyelim. Sakaroz bir disakkarittir. Yani birbirine bağlı iki şeker molekülünden oluşur. Sakaroz bu şekilde gösterilir. İşte böyle gösteriyorum ben de. Bunu parçalayacak enzimin adı sükras. Sükraz sakaroza tutunur. Aslında sükrazı molekülü çevreleyen ve yapışan bir yapı olarak düşünebiliriz. Sükras sakaroza tutunup onu iki monosakaride parçalar. Vücudumuzda gerçekleşen her şey buna benzeyen enzim katalizörleri sayesinde gerçekleşir. Örneğin laktozu sindiremiyorsanız bunun sebebi laktaz isimli enzime sahip olmamanızdır. Evet vücudumuzda olan biteni aslında protein olan bu enzimler sayesinde kontrol ederiz. Bir bakalım bu videoda proton alıp veren asi baz katalizörlerinin Çarpışmaların olmasını sağlayan yüzey katalizörlerinin ve enzim katalizörlerinin tepkimelerde sebep oldukları değişiklikleri öğrendiniz mi? Eğer öğrendiyseniz işlem tamam demektir. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir.